1999 senesi Nisan ayında Japonya'da basılan bir kitap o tarihten tam 18 sene sonra oyun dünyasına ciddi bir etki bıraktı. Basıldığı tarihten 3 sene önce 1996 yazılmasına rağmen katıldığı yarışmada içeriğinden dolayı reddedilmesi sebebiyle basımı gecikti. Basımından sonra gerek Japonya gerek dünyada ciddi bir okuyucu kitlesine ulaşan kitap 1 sene sonra filme uyarlandı. Film de kitap gibi başarıya ulaştı. Quentin Tarantino'nun da en sevdiği filmlerden biri olarak bilinen bu film popüler bir oyun janrına ismini veriyor. ...1996'da yazarı Koushin Takami tarafından tamamlanan Battle Royale, temelinde alternatif bir 2. Dünya Savaşı sonrası hikayesini barındırırken okuyucuya distopik bir evren sunuyor. Faşist bir Japonya'da hükümet sözde askeri bir program adı altında 50 ortaokul öğrencisini bir adaya bırakır ve onları kazanan bir kişi kalana kadar birbirlerini öldürmeye zorlar. Hükümetin dayanağı çocuklara herhangi bir savaş ortamına karşı tecrübe kazandırmak ve hayatta kalma eğitimini vermek olsa da işin özünde amaç Japonya halkına gözdağı vermek ve hükümetin gücünü göstermektir. Rastgele silahlar ve ekipmanlar verilen öğrenciler adaya salınırlar. Etraflarındaki alanlar tehlike bölgeleri yüzünden daralırken hayatta kalmak için ilerlemek ve karşılaştıkları arkadaşlarını öldürmek zorundadırlar. Kitap filme uyarlandığı 2000 yılında ülkede en yüksek gişe rakamını elde edip ciddi bir izleyici kitlesi ulaşsa da Japonya'nın yasama organı olan Ulusal Diyet tarafından kınanmıştır. İlk filmden 3 sene sonra çıkan serinin ikinci filmi çok sevilmeyen bir film olmuş ve başarılı olmamıştır. Kitabın basımından 9 sene sonra yayınlanan başka bir roman, Battle Royale arasındaki ciddi benzerlikler yüzünden dikkat çekici bir kitaptı. Tıpkı Battle Royale gibi distopik bir evrende geçiyor ve devletin yaptırımlarının halk üzerindeki etkisini gösteriyordu. Yine de Battle Royale'e benzer şekilde 18 yaşının altındaki bir grup genç, hayatta kalan son kişi olmak için birbirlerini öldürmek zorundaydı. 4 sene sonra tıpkı Battle Royale gibi filme uyarlanan bu kitabın adı Açlık Oyunları'ydı. 78 milyon dolar bütçeyle çekilen film, 408 milyon dolarlık hasılat ile güzel bir getiri sağlarken elde ettiği popülerlik ile Battle Royale oyunlarının ortaya çıkmasını sağlayacak etkiyi yarattı. Filmin popülerlik kazanmasından kısa bir süre sonra Minecraft Hunger Games serverları ortaya çıkmaya başladı. Daha sonra Survival Games ismini alacak olan bu serverlar Minecraft ve YouTube'un popülerliğinin arttığı dönemde ortaya çıkarak bu türe ciddi bir ivme kazandırdı. Hunger Games modu filmi kopyalayarak Battle Royale oyunlarının temelini attı. Ardından gelen Arma 2 modu DayZ ile oyuncular tarafından benimsenen bu oyun türü H1Z1 King of the Kill ile iyice yükselişe geçerken öne çıkan bir isim vardı. Brandon Green. Arma 2'deki DayZ modunu Battle Royale öğeleriyle birleştiren, Arma 3 için yeni bir Battle Royale oyun modu yapan ve H1Z1 King of the Kill'de de parmağı bulunan bu isim, H1Z1'de yaptığı işlerle dikkat çekerek bir Güney Kore firması olan Krafton tarafından yeni bir iş için 2016'da göreve çağrıldığında hepimizin yakından tanıdığı bir oyun ortaya çıktı. PlayerUnknown lakabıyla bilinen Brandon Green, PUBG isimli bir efsaneyi piyasaya sürdü. Piyasaya sürüldükten sonra patlama yapan bu oyun, oyun sektörünü ciddi anlamda etkilemişti. Arkasından gelen Fortnite ile sektörde ulaştığı büyük kitleler, büyük firmaların da dikkatini çekmiş olacak ki, dönemin bütün büyük çaplı oyunlarında Battle Royale oyun moduna maruz kaldık. Call of Duty, Battlefield ve Counter-Strike gibi efsanevi seriler modları ile ortaya çıkan bu oyunun gerisinde kalmamak için kendi Battle Royale oyunlarını ve modlarını oluşturdular. Öyle ki Forza Horizon gibi arcade bir yarış oyun serisinde bile bu modu gördük. Mobil oyunculuğun arttığı son yıllarda bütün bu oyunlar cep telefonlarına uyarlanarak çok daha geniş bir kitleye ulaştı. PUBG, Fortnite, Apex, Call of Duty, Warzone gibi oyunlar hala büyük bir oyuncu kitlesine hitap etse de geçen süreçte Battle Royale oyun türünde büyük bir oyuncu kaybı yaşandı. Yarattığı mücadele ruhu, şans faktörü en iyi olma arzusunu en doğru noktada yaşatan bu oyun türünün bir dönem oyun sektörünü domine etmesi elbette kaçınılamazdı. Ama kim 96 senesinde yazılmış bir kitap sayesinde oyun sektörünü bu kadar etkileyeceğini düşünebilirdi ki?